Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddia analiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 4 Ekim iddia programı ve iddia bülteni ile sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve banko kuponlarda kullanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağım. Vermiş olduğum tahminler her zamanki gibi Güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları değerlendirenleri tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere hep yapmaya devam edeceğim. Bakın yok işte çoğunu biliyor. %80 üzeri başarılı. Ne derse geliyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha mistik geleyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kasanızın yönetimini ve riskinizin yönetimini yapın. Kimseye umut tacirliği yapmıyoruz. Kimseye de umut dağıtmıyoruz. Ama tutma olasılığı en yüksek, en mantıklı, en ideal, en olabilir ihtimalleri teknik analiz ve istatistik gün seçip mantık süzgecimden de geçirip sizlere vermeye çalışıyorum. Artık işimizde çok fazla değil. Şans da biraz yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten tören toplar, sakatlanmalar gibi olumsuz durumlar olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi aylardır görüyorsunuz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bilerekten kasanızın ve riskinizin yönetimi lütfen yapın arkadaşlar. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizden de bahsetmek isterim. Telegram ve YouTube kanalımda vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç tahminlerimi, banko hazır kupon tercihlerimi web sitemde veriyorum. Detaylı analizleri de orada yapmaya çalışıyorum. Detaylı analizleri okuyarak zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Onun için de tavsiye size ediyorum. Karar sizin. Maç tahminlerimi istediği günün daha tahminleri bölümünde, günün kupon önerilerimi günün iddia kuponu bölümünde, spor toto ilgi analiz ve tahminlerimi ise spor toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de izdaha kazandıran tahminler konu ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca bir açıklama kısmına ulaşıyoruz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia telegram grubumuz var. Para kazanma olasılığı yüksek olan, tutma ihtimali oldukça yüksek olan YouTube'da ve diğer platformlarda web sitemde vermediğim banka iddia tahminleri ve banka kupon tercihlerimi orada veriyorum. İki tane Telegram kanalım var. Bir tanesi kuponla ilgili ücretsiz Telegram kanalım. Diğeri de canlı maçlarla ilgili ücretsiz Telegram kanalım. İki kanalın da linkini yorumlar kısmına bırakıyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp isterseniz bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram grubumuzun telefonunuza indiriyorsunuz. Dediğim gibi de aynen yorum kısmındaki Telegram grubu linklerine tıklayıp katıl deyip gruplarımıza katılıyorsunuz. Instagram kanalımızın linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de adetten gereği de aramızda hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimi açtığınız takdirde iddia tahmin bir anda sizlerle buluşacak. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Bülten kısıtlıydı arkadaşlar. Elimden geldiğince her zamanki gibi tutma olasılığı yüksek maçları size vermeye çalıştım. Saat 02'de Amerika Birleşik Devletleri Şampiyonşip'ten Charlotte Independent'la Loudon karşı karşıya geliyor. Charlotte The Independent oynadığı 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 41 gol atarken 31 golü kendi kalesine gördü ve 43 puanı bulunuyor. Charlotte'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Hartford Athletic ile oynadı ve deplasmanda karşılıklı gol ve 2.5 üste giden maçta 2-1'lik skorla Hartford Athletic'i yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Charlotte de son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. London ise oynadığı 24 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 58 golü kendi kalesine gördü ve 12 puanı toplamayı başardı. Lodon'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda New York Red Bulls 2 ile oynadı ve 5.5 üste kadar gitti karşılaşma karşılıklı gol varla sonuçlandı ve maç sonu sonucu da 3-3'lük skorla beraberlikte sonuçlandı. Goller açısından Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Loden'ın son 5 beş karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev 1 üst. İkinci tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza muantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 20'de İsveç Süper Atten'den Brage ile Osters karşı karşıya geliyor. Osters oynadığı 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 20 gol atarken 19 golü kendi karesine göre 31 puanı bulunuyor. Osters'in form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını Deplasmanda eski Sturna'yla oynadı ve 2.5 altta karşılıklı golle gerçekleşen karşılaşmada 1-1'lik bir skorla sonuçlandı. Goller açısından Osters'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 5'inde Osters 1.5 üste tamamladı. ise oynadığı 23 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 33 golü kendi kalesinde gördü ve 25 puan toplamayı başardı. Brege'nin form durumuna baktığımızda Oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Vasonus'ta oynadı ve 2.5 üstte karşılıklı gol olmadan geçen karşılaşmayı 3-0'lık skorla kendi evinde yenmeyi başardı. Goller açısından Brage'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Brage son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercihim Maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Evet, çok kısıtlı olan bültende maçlarımızı yorumladık. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde. Elimden geldiğince her zamanki gibi güzel oranlı risk atmaya değebilecek, kazanma ihtimali yüksek olacak, ideal, mantıklı, en sağlam iddia tahmini seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günün iddia tahminlerini dilerseniz ikili, en fazla üçlü, maç öncesi kombine olarak. Dilerseniz canlıda oran bekleyip, tekli tekli, komboda ya da rollingde hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık siz işinizi bilirsiniz, siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da Ara sıra takılsak da tabii bu işte %100 diye bir şey yok. Gene başarılı bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebilirim. Ortalama başarımıza da baktığımız zaman %75, %80 bazen %85 başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanlar oluyor. Hepsini kazananları da teker teker tebrik ederim. Ben kazandığım haftalar mümkün mertebe kaybettiğim zamana göre kasa yönetimi ve risk yönetimi ayarlıyorum. Size de ayarlamanızı her zaman tavsiye ettiğimi her videomda da söylüyorum. Golvar122.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği var. Yani istediğiniz zaman kuponunuzu keşahat yapıp kırdırıp kupondan çıkabiliyorsunuz. Oldukça diğer firmalara göre yüksek oranları da var. Dolayısıyla kazanma miktarınız artıyor. Artı oran arttırma seçeneği. Yani tekli bahislerde %3, bazen %5, bazen %7, %10 gibi oran arttırma seçeneği de size sunuyor. Kombine kuponumuza gelecek olursak her zamanki gibi ikili kombine kupon oluşturdum. Kombine kuponumuzdaki ilk karşılaşmam Charlotte Independence'da Doodun United arasındaki karşılaşma. Maç sonucu toplamı kadar 1.5. 1-0 çifte şans ve maç sonu 1.5 üst combo. İkinci karşılaşmam Kulüp Amerika ile Puma arasındaki karşılaşmada toplam gol maç sonu 3.5 alt. 1.83 gibi bir oran yapıyor. Benim tercihim bugün bu şekilde oldu. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet, bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için abone olunuz. Beğendiyseniz like, beğenmezseniz dislike tuşuna da basabilirsiniz. Kasanızın yönetimini muhakkak ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Riskinizin yönetimini ayarlıyorsunuz. Bayisler yüksek oranda %80, üst %90 tuttuğu takdirde de en de sonunda kazanan siz oluyorsunuz. Bu kadar basit. Videolarımıza beğeni atın, beğenmezsiniz, dislike attın, atabilirsiniz diye de söylemiştim. Benim için hiçbir sakıncası yok en azından tercihinizi, yönünüzü belli etmiş olursunuz. Bahislerin hepsini ben de oynuyorum. Kendim de değerlendiriyorum. Onun için de diyorum ki inşallah hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Şans sizinle olsun, şanssız bol olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.